sesuarsız olmuyor artık. Yaş belli bir noktaya gelince aranıyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Rabbi şirah li sadri ve yesirli emri ve hlul ukdata min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad adeyteni minel ulk ve allemteni min tekbir ahadith. Rabbi zidni ilman ve fehman ve elhikni bisari. Hamd ederiz Rabbimize. Bu sene yanlış hatırımda kalmadıysa 16. senem olacak. Başladığımızda bu tarafa. Fasılalarımız var, molalarımız var. Ancak elhamdülillah Fatiha'dan itibaren başladığımız bu Kur'an'ı anlama dersleri diyelim. Ben anlamaya çalışıyorum. Beraberce siz de yardımcı oluyorsunuz. Ben hallettim de size aktarıyorum anlamına söylemiyorum. Size anlatıyorum anlamına söylemiyorum. Ben anlamaya çalışıyorum. Hamdolsun Rabbimize. Bu süreç içerisinde uzun bir mesafe aldık. Ya bana atılmayacak. Zariyat suresi 27. cüz başında sureden bir buçuk sayfa neredeyse değerlendirmiştik, kapattık geçen sene Ramazan ayı münasebetiyle. Bir de geçtiğimiz sene biraz yolculuklarımız sebebiyle kısa süreli oldu. Yani 5 ayda aşağı yukarı kapandı dersler. Bu sene inşallah daha uzun sürsün, ümit ediyoruz. Elhamdülillah nefesimizi Kur'an ile vermek üzere. Niyetimiz bu. O çerçevede Kur'an bizim hayatımızın merkezinde. Hemen her senenin başlangıcında kısa bir giriş usulümüzle ilgili yapıyoruz. Aziz Allah Celle Celaluhu, bu akşam böyle erken oldu. Kardeşlerimiz namaza gidenler çokça, tabii onlar iştirakta zorlanacaklar ama bir ay sonra onlar da iştirak ederler inşallah. Biz de namazlarımızı burada da eda edebiliriz. Öncelikle Kur'an bizimle yeni buluşan arkadaşlarımız açısından da bir daha ifade etmiş olalım. Çok okunan, anlayarak, insanların üzerinde durarak çok okuduğu bir kitap. Kelimenin anlamında var bu. Ve Rabbimizin isimlendirmesi. Sonradan insanlar isimlendirmemiş. İşte en basitinden Yasin ve Kur'an-ı Hakim'de olduğu gibi. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَدِيلِ لَدِيهِ اَقْوَلُ olduğu gibi. Kitabımızda isim geçiyor. Kitap ismi de geçiyor. Tabi pek çok isimler var. Pek çok isimler ama Kur'an en yaygın olanı. Bizim yaşlılarımız, avam tabakası olarak bakılan dedelerimiz, ninelerimiz mushaf derlerdi. Sahifeler, iki sahife arasında toplanmış sahifeler. Mushaf-ı Şerif derlerdi eskiden. Kur'an kelimesini ben yaşlılardan çok işitmezdim. Mushaf kelimesini daha çok işitir idim. Belki benim bulunduğum ortamda öyle söyleniyor
idi. Onu da bilmiyorum. Tabii muhatap insan. Kur'an-ı Kerim'de hitap ettikleri insanlar ve cinler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ifadesinden de hareketle söyleyebiliriz. Ve cinler. İnsanlar kadar Kur'an cinleri de kuşatan bir şeriata sahip. İman edilmesi gereken bir kitap. Her satırı izah edilebilir iddiasında bulunmak çok yüksek bir iddia, belki imkansız olan yerler var. Sebepler üzerinde durulabilir. Kur'an'ın belagati, Kur'an'ın icazı, Kur'an'ın kendi içindeki üslubu, bazen bazı şeylerin anlaşılmasını ya kıyamete kadar erteliyor veya bazıları da hiç anlaşılamayabilir. Er-Rahman arşı istedi. Rahman arşı istiva etti. Türkçesini söylesen çok garip gelir. Rahman yani Allah Celle Celaluhu arşa oturdu gibi bir mana ama değil işte istiva. Dolayısıyla çözümlenemeyen, iman edilmesi gereken mıntıkaları olan ama çözümlenen kısımları da insanlığın hayatına ışık tutan, belki de çözümlenemeyenleri de ayrıca kendisine has, belkinin ötesinde bazı şeyleri ayakta tutan bir kitap Kur'an. Müminlerin en çok okuduğu, Allah Resulü'nün de aleyhisselam çok çok okuduğu, çok okuduğu kelimesiyle yetinmiyorum. Kur'an kendisine nazil olmuş olmasına rağmen, yani Kur'an onun kalbine ezberletilmiş olmasına rağmen her daim günlük mutat belirli oranda, biz bir cüz diyelim ona, okuduğu bir kitap. Sahabe-i kiramdan 3 günde bir Kur'an'ı bütünüyle hatmeden insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kitap insanlığın insan olma vasıflarını öğreten bir kitap. Ama benim üzerinde duracağım ana cümle iman edilmesi gereken bir kitap. Ben bunu önemsiyorum. İnsanların akılları izah ile Kur'an'ı anlayamasa bile Kur'an iman edilmesi gereken bir kitap. Çünkü her akıl eşit değil. Her aklın çalışma alanı farklı. Bugün işte eğitimde matematik zeka diyorlar. Sosyal zeka, sosyal bilimler zekası diyorlar. Zekaları tasnif ediyorlar. Felsefeye herkesin zekası yatkın olmayabiliyor. O yüzden âmenâ rasûlü bimâ unzile İleyhi. Bakara'nın 285'indeki ayet böyle, Bismillah. Resul kendisine indirilene iman etti. Nebi Aleyhisselam anlamaktan önce iman etti. Yani Kur'an iman edilmesi gereken bir kitap. Çünkü Kur'an gaybi haberlere sahip. Daha açalım. Ne anlama geliyor? Gayb, insanın 5 duyu organıyla temas etmediği her şey için kullanılır. Mesela Nebi Aleyhisselam bizim için gaybtır. Çünkü gözümüzle görmedik. Yalan söyleme ihtimali olmayan bir büyük topluluk, tevatür diyoruz biz buna, Nebi Aleyhisselam'a haber verdi, biz de bu habere itimat ettik. Gaybi bir haberdir. Kur'an da onu haber veriyor. Gaybi bir haber. Veya gelecekten söz edilirse kıyamet gaybi bir haberdir. Hakeza aynı şekilde. Veya melek gözle görülmediği için gaybi bir varlıktır. Dolayısıyla Kur'an gaybi konularda yani dokunmayla, görmeyle hissedilebilecek
alanlarda olmayan beş duyu organı dediğimiz tatmayla, koklamayla, onlarla hissedilebilecek alanda olmayan şeylerden söz eden bir kitap. Yani iman gereken bir kitap. Her sene sezon başı bu konuya, yani Kur'an'a bir oturum ayırıyorum. Bu sene bu konunun üzerinde tekrar tekrar durulması gerektiği kanaatinde olduğumu size ifade edeyim. Çünkü insanlar sarsıntı yaşıyorlar. İtimat sarsıntısı, güven sarsıntısı. Çünkü insanlara son 20-25-30 yıldır telkin edilen şu: oku, anla kardeşim. Anla ve iman et. İman neden sonra geldi? Anlamaktan sonra geldi. O zaman Kur'an'ı anlayamayanlar iman etmemekte mazur olurlar. Özürlü olurlar yani. Mazeret olur bu. Oku kardeşim diyor. Kitap elinde. Oku, anla ve iman et. Ama Kur'an için Rabbimiz diyor ki اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. Herkese arkasından vel müminun da diyor. İnananlar da iman etti. Dolayısıyla Kur'an öncelikle, değerli kardeşler, genç kardeşler de var bu sene elhamdülillah, onlara ısrarla hatırlatıyorum, Kur'an iman edilmesi gereken bir kitaptır. Peki iman nedir? Ben bu kürsüde de daha önce başka konuşmalarımda da kendime cevapladığım bir cevapla şunu söyledim daima. Eğer bir insanın kalbinde bir şeye karşı soru bitmişse, şüphe ve tereddüt sorusu, orada iman vardır. İşte acaba Allah'tan geldi mi? Acaba bir peygamberin kalbine indi mi? Acaba Kur'an tam mı? Acaba içindeki sözler sağlam tespit edildi mi? Binlerce, milyonlarca soru sorabilirsiniz. Eğer bir şey karşısında kalbin sorusu susmuş ve o şeyi bütünüyle kabullenmişse, buna tasdik diyoruz biz. İman budur. İman. Kalbin tasdiki budur. Dolayısıyla her zaman örnek verdiğimizi hemen bir işte bir daha söyleyelim. Herkesin bildiğinden dolayı söylüyorum. Yasin. Anlamı ne? Yok. Kur'an'da harfleri, sayıları tamamlamak için mi? Böyle bir bilgi de yok elimizde. Nebi Aleyhisselam hiçbir kapı açmamış. Sahabe-i kiram söylemişler işte, ey insan, ey Muhammed, sonrasında söyleyenler var, fakat bunu söylerken ellerinde nakilden bir delil yok. Yani Kur'an'ın böyle söylenmesi gerektiğine ilişkin bir açıklaması yok. Hani Kur'an, Kur'an'ı açıklar diyorlar ya, Kur'an'ın bu konuda bir açıklaması yok. Dolayısıyla iman edilmesi gerekir. Bu harfler böyledir. Allah Celle Celaluhu böyle indirmiştir. Anlamaya çalışmak için niçin indirmiştir? Ya Rabbi niçin işte yeryüzünde bir insan yaratıyorsun? Kan döksün diye mi? Meleklerin sorusu da yargılama sorusu değil. Anlamaya çalışır. Anlamak içindir. Kendisine verilen cevapta da ama fakat lakin illa'yı kullanmadan Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena. Ne bildirdin? Biz ona razıyız der, teslim olur. Kur'an araştırılmasın mı? Evet, araştırılacak. Çünkü İslam dogma değildir. Yani tek anlamlı bir kitap değildir Kur'an. Bazen bir cümle üç anlam, beş anlam, on anlam, bazen bir yüzyıla şu anlamda ifade ederken ikinci bir yüzyıla şu anlamla bakabilir. İşte hep örnek verdik. Mesela bizim bu gece baskını ile ilgili bir sure-i celile var. Topluluğun ortasına vuranlar. Hatırlayın bakalım bunu. Adiyat. Vel adiyeti dabahan. Bütün tefsirlerde geçmiş müfessirler, mütercimler burunlarından fışır fışır soluk çıkaran atlara, eskiler öyle yazmışlar.
Ama el malalı demişti savaş meydanında artık aç yok. Bu tankların homurtusu olabilir. Uçakların homurtusu olabilir. Mümkün bu yani. Onun için Kur'an bu anlamda insanın ufkunu kıyamete kadar açacak bir kitap olması hasebiyle donmuş bir mana kalıbına sahip değildir. Allah birdir. Bu zaten gerçek. Bu dogma değil. Bu zaten gerçek. Matematikle de bunu ispatlayabilirsiniz. Biyolojiyle de ispatlayabilirsiniz. Uzay ilimleriyle, feza bilimleriyle, astronomiyle de ispatlayabilirsiniz. Bu zaten gerçek. Ispatlanabilir. Yani Allah bir dilinde konuşabiliriz. Biz ve ispatlayabiliriz. Dogma nedir? Öyle bir cümledir ki konuşamazsınız üzerinde. Dünya düzdür. 14. 12. 10. asır sporastik Hristiyan düşüncesinde dünya yuvarlak değil düz bir tepsi gibidir. Tartışamazsınız, konuşamazsınız. Papa'nın söylediği bir cümleyi yorumlayamazsınız, tartışamazsınız. Yorumlasanız da ondan alıp değiştiremez. Yani o düşünce dogmadır. İslam dogma değildir. Özellikle kardeşlerime bu cümleyi ısrarla hatırlatıyorum. İslam sorular karşısında yılmaz. İslam sorulara cevap verme kabiliyeti olan bir dindir. Ancak aklı olanlar, inanmak isteyenler, talep edenler aradıklarını bulurlar. Bu mealde ayetlerden var. Dolayısıyla Kur'an şimdi işi bir anlamda özetlemiş olayım. Allah razı olsun, bu ses daha iyi. Dolayısıyla Kur'an bizim hayatımızdır. Biz onunla ilgileniriz. Anlamak için çalışmak her insana kapısı açık bir alandır. Kimse engellenemez. Sadece insanlara hatırlatmamız mütevazi olunsun Kur'an karşısında. Kur'an'ı ilmine mahkum etmesin. Kur'an'a kendisi teslim olsun. Kur'an'ı ilmine mahkum ederse Kur'an insanın elinde kılıç olur, insanların bir kısmını doğrar, atar. Bundan sakınmak lazım. O yüzden Kur'an'ın ayetlerinin iniş sebepleri, kelimelerinin otantik yapısı, insanlar arasındaki o günün örf, adetler, genel anlayış, gelecekteki insanların olabileceği haller, her şey tek tek araştırılıp öyle anlamlandırılabilecek bir kitaptır. Bana gelince ben Salih Bülger olarak bütün bu söylediğim alanların uzmanı değilim. Yani Mekke müşrik toplumunun hayatını Şah Veliullah Dihlevi'de okuduğum kadarıyla bilirim. Dolayısıyla ben Kur'an'ı böyle 9 manayla 99 manayla 7 tefsirle açabilecek donanımlı bir insan olarak karşınızda bulunmuyorum. Ancak okuduklarımı anlamaya çalışıyorum ve anladıklarımı da sizinle paylaşıyorum. Nitekim bugün inşallah vaktimiz müsait olursa bir hususu sizinle paylaşırken zamanımızdaki bir sapmaya dikkat çekmeye çalışacağım. İnşallah bu konuda ne demek istediğimi orada anlatabilirim. Sure Zariyat Suresi. Geriye dönmemek usulümüz olduğu için sadece hatırlatma bağında şunları söylüyoruz. Sure-i Celil'e ile ilgili burada ekranda bakarsanız kaydırdım 60 tane ayet var. Bu tespit edilen yani bu numaralandırma sistemine göre vahiy değil, numaralandırma sistemine göre. Surenin nazil olduğu dönem Mekke. Mekke müşrikleri asli muhatap. Nedir Mekke müşriklerinin sorunu? Ahirete iman etmemek, kıyameti reddetmek. Veya akıllarıyla izah edemedikleri şeyleri kabullenmemek. Mekke müşriklerinin sorunu bu. Bu surede de bu çerçevede İsa Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan örnekler olduğu gibi
doğrudan onların sorularına ve sorularına cevaplarla var. İlinti nedir, ne değildir kıyamette bilmiyoruz ama kıyamete iman etmeme konusu, ahirete iman etmeme konusunun başına Zariyat'la başlayan ve 4 yemini içeren bir yemin cümleleri konulmuş. Biz bunlar üzerinde geçmişte durduk. Sadece bir hatırlatma ifade edelim böyle. Ekrana getirdim ilk 4 cümle. وَالذَّارِيَاتِ زَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْحَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا. Özetle denilmiş ki bunların tamamı, 4'ü de rüzgarları tanımlıyor. Nedir? Saçıp savuran rüzgarlar, 1. ayet. Hani tohumları oradan alıyor, buraya götürüyor falan. Saçıp savuran rüzgarlar. 2. ayet denilmiş, ağırlıkları taşıyan bulutlar, rüzgarlar, özür dilerim. O da işte yağmur bulutlarını taşıyan rüzgarlar. 3. ayet için denilmiş, kolayca akıp giden rüzgarlar. İşte semada biliyorsunuz, rüzgarlar birçok şeyi kolayca akıtıp götürüyor. 4. ayet içinde denilmiş, taksim eden rüzgarlar, yağmurları, bulutları, karı oraya buraya dağıtan rüzgarlar. Bir görüş bu, bakın hemen 2 görüş çıktı. 2. bir görüş de denilmiş ki bunlar her biri ayrı ayrı şeylere yemindir. 1. ayet saçıp savuranlar. Saçıp savuranlar, böyle dağıtanlar efendim. Bunlar rüzgar. 1. ayette ona mana verilirken. 2. ayet ferhamilat-i bikra, ağırlık taşıyanlar. İşte melekler olarak söylenmiş. Yüklü bulutları götürme noktasında. 3. ayet denizlerde kolayca süzülüp giden gemiler denilmiş. 4. ayette rızıkları taksim eden melekler, rızıkları dağıtan. Yani her birisine ayrı bir mana, ayrı bir cisimle, bir şeyle mana verilmiş. Neden böyle? Çünkü Nebi Aleyhisselam bunlarla ilgili net şudur dememiş. Yani bu ayetlerin tefsirinde "Kale Resulullah" diye başlayan bir ibare yok. Resulullah Aleyhisselam şöyle dedi diye bir ibare yok. Bunun önü açık. Allah Celle Celal bir şeye yemin etmiş, önü açık. Sahabe-i Kiram bunu nasıl anladı? Ona bakabiliriz. İbn Abbas'ta görüşler var. İbn Mesud'da görüşler var. Diğerlerinde var. Ama onlar da anladıklarını söylemişler. Kelimeler böylece vahidir. Anladıkları onların anladıklarıdır. Kur'an'ın ana temasını bozmamak kaydıyla, iman şemasını bozmamak kaydıyla bu anladıklarına saygı göster. Hazreti Ali Kerramallahu Veccehu bunları tek tek şöyle 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 demiş. Bugün birisi çıksa dese ki Hazreti Ali en iyi bilir, onun söylediğini kabul ediyorum. Amenna ve saddakna. Ama Fahr-ı Razi çıkmış asırlar sonra, evet Hazreti Ali Kerramallahu Veccehu böyle anladı ama biz şöyle anlasak demiş. Buna da bir engel yok. Kur'an'ın iman şemasını bozmamak kaydıyla. Belki de bunlar bundan 100 sene sonrasında, belki 200 sene, belki 500 sene sonrasında farklı bir şeyin delili ve ifadesi de olabilirler. O yüzden biz burada ifade edilen, nitekim şimdi ayetlere bakarsanız tek tek tozutup savuranlara, bazı müfessirler orada rüzgarlar demiş bazıları, bazıları orada bırakmış tozutup savuranlara, yani onu rüzgarlar dememiş veya melekler dememiş. Niye dememiş? Çünkü ayetin kendi kelimeleri içinde bunlar yok. Bugün bir adam böyle derse ayette olmayanı anlamaya çalışmış demektir. Hakkıdır, anlama hakkını kullanır. Fakat bunu kullanırken burada değil de başka yerlerde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iman şemasını bozmaya hak yok. Yani inanılması gereken
temel unsurları bozamayız. İbadetleri bozamayız. Mesela bazı insanlar çıkmış geçmişte hurufilik var, muhtevilik var, hareketler var, bir takım akımlar, cereyanlar, efendim mutezile var, cebriye var, kaderiye var. Bunlar da her biri farklı bir yöntem. Mesela bugün işte selef akidesi denilen akideden diyor ki kelimeye bir yorum katamayız. Öylece kabul ederiz. Geçmiş selefi söylüyorum. Bugünküler bazıları çıkıyor işte kendine göre sapkın bir yol açıyor. Kendi yolu için bunda delil buluyor. Ha, orada bir stop çekmenin gereği var, onu ifade edelim. Dolayısıyla burada biz ne yaparız? Biz Hazreti Ali Kerramallahu Veçeyi bizim için aklı selim sahibisidir. Rehber kabul ederiz. Veya şimdi bu söylediğim cümle benim için çok önemli. Israrla 3 senedir üzerinde duruyorum. Ümmetin alimleri bu konuda görüş söyler. Zararı yok. %30 olabilir, %35, %20. Çoğunluğun görüşünü biz benimseriz. Münferit olanlar da onların kendi görüşüdür, kimdeye kimseye dayatamazlar. Bir daha söylüyorum. Bunlar Kur'an'la ilgilenmenin usulü, adabı. Ve bugün insanlar birbirlerini boğazlamayacaksa, dinden, imandan çıkar mı, çıkar mı, çıkarmaması gerekiyorsa bu kaideler ayakta tutulmalı. Alimler burada bakarsınız. Nitekim ben işte tavsiye ettim. Reklam olur fark etmez. Muhsin Demirci Hoca'nın 3 ciltlik Kur'an ayetlerine farklı yorumlar kitabı. Gayet mükemmel hazırlanmış. Çok hoş. Her bir görüşün her ayet ne kadar ayette varsa hepsini tefsir etmemiz zaten. Nerede farklı görmezse bunu almış o farklı görüş. Kaç tane farklı görüş var? Oh ne güzel. Çoğunluk hangi görüşte kümelenmişse ümmet onunla amel eder. Münferit olanlarla amel eden de benim yaptığım doğru deme hakkına sahip değildir. Bilmem anlatabildim mi? Biz bunu yapmazsak kavgadan kopamayız. Bu iş bitmez. Artık bu ayetlerin anlaşılmasında mesela şunu hiç ben görmedim, rastlamadım. Hiç. Ama ben görmedim diye yoktur anlamına gelmez de. Sahabe-i kiramdan bir Allah'ın kulu ya Resulallah ve zerriyat-i zerra ne demek? Böyle bir soru yok. Neden yok? Ya onlar o günkü bakış pencerelerine hitap eden bir şey buldular ve anladılar olduğu gibi kaldı. Nitekim Hazreti Ali Kerramallahu Veçe bu anlayışını ortaya koymuş. 4 ayetin 4 ayrı şeye delil olduğunu ifade etmiş. Hazreti Ali öyle anlamış. Ya onlar bunu böyle anladılar ya da şöyle baktılar. Şeriatın ayetten ikamasında, ikame edilmesinde bu ayetler efendim uygulama ayetleri değil. O zaman çok soru sormaya da gerek yok. Çünkü uygulama ayeti değil. Yani şeriatın şeriat olarak uygulanmasının ayeti değil bunlar. Belki geleceğe mahsus bir kapı açacak. Allahu alem. O yüzden mümkün olduğu kadar mümin kardeşler Kur'an üzerinde lüzumsuz konuşmaya sebep olacak ihtilaflardan uzak durmalı. Eskiler ne demiş? Önce Resulullah Aleyhisselam. Ha, Kur'an'ı Kur'an'da anlamaya çalışırız eyvallah. Kur'an'ı Kur'an'la çözmek noktasında da işte İbn-i Kesir tefsiri rivayet tefsiridir. Önce Kur'an'a Kur'an ayetleriyle sonra Allah Resulü'nün sözleriyle sonra sahabe sözleriyle açılım getirir. Bir rivayet tefsiri İbn-i Kesir ama buna rağmen sahabenin sözleriyle Kur'an ayetlerini açılım getirmeye çalışır. Dolayısıyla eskiler ne demiş diye bakmak hele Resulullah Aleyhisselam döneminde müminler bu ayeti nasıl anlamış diye bakmak birinci derecede olmazsa olmazımız olmalı. Bunun nedenleri konusunda yeri zamanı geldiğinde ayrıca sözümüzü söylemeye çalışacağız. Biz 24. ayetten sonrasına da geçtik. Öyle biliyorum ben.
Hocam. Burada mı? Tur suresinin 17. ayet. Tura geçtik mi? Geçmişiz. Subhanallah. Eyvallah. Peki. O kadar görecek mi? Maşallah. Sureyi bitirmişiz. Elhamdülillah. Eyvallah. Peki. O zaman biz Tur'u haftaya bırakalım. Şimdi bir giriş yaptık. Tur'u haftaya bırakalım. Bu söylediklerimi açma noktasında bu 24. ayetten sonrası ki geriye geldiğimi düşünüyorum ben. Onun için aldım bunu. Bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Bir örnek olsun diye bunu size sunmuş olayım. Öyle ifade edeyim. Maşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada Hud suresinde ve Hicr suresinde de nakledilen İbrahim Aleyhisselam'a gelen misafirler var. İbrahim Aleyhisselam'a gelen misafirler. Şimdi bu zamanımız mütercim ve müfessirlerinin hassasiyet göstermeleri gereken alanlarla ilgili bir örnek olsun diye zaten o amaçla buraya geriye döndüğümü düşünüyordum ben. Onu yine de burada söylemek istiyorum. Şimdi misafirler, onlar biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ne yaptılar? Dehal vakti aleyhi. Girdiler. Eğer bir kimse bir yere giriyorsa, bir varlık bir yere giriyorsa, o varlık bir maddi veya manevi cisimdir. Yani o varlık bir cisimdir. Dehal vakti aleyhi diyor çünkü. Yani içeri girdilerse, bir yere girdilerse, İbrahim'in yanına girdilerse onlar bir cisimdir. Ama boyutları maddi, ama boyutları manevi. Ama sınırları olan, boyutlarının sınırları olan bir cisimdir. İkincisi, kalu selame. Bunlar aynı zamanda bir yere giriyorlar ve ne yapıyorlar? Selam veriyorlar. Ve selamı alan da onlar için diyor ki kavmun munkeru. Ya biz bunları daha önce görmedik. Böyle tanınmış bir topluluk değil. Biz bunu tanımıyoruz yani bu topluluğu. Burada anladığımız da şu. Tabi selamun diyor. Selamı cevabı iade ediyor. Yani bu aleyküm selam cümlesi. Sonra diyor ki ben bu topluluğu tanımıyorum. Tanımıyorum dediğine göre karşısındaki insanlarla cisim ve cisim yani görüşmüş, varlık olarak görüşmüş. İnsan suretinde tabii. Varlık olarak görüşmüş. Sonra onları o kadar varlık olarak benimsemiş ki فَرَغَ اِلَى اَيْنِ فَجَاءَ بِعِدٍ سَم۪ي onlara yolcudurlar, açtırlar diye sormadan ne getirmiş? Yemek getirmiş. Yolcudurlar diye yemek getirmiş. Devamında işte فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ اَتَكُلُونَ yemez misiniz sorsun. Devam ediyor ayet-i kerime. Sonrasında onlar yemeyince ürküntü kaplıyor içini. Korku kaplıyor. Onlar da diyorlar لَا تَخَفْ korkma. Yani. Ve sonra o İshak'ı İbrahim Aleyhisselam'a müjdeliyorlar. Sonuçta tanışıyorlar. Tanışmalarının sonucunda ortaya çıkan şudur ki onlar bir kavmi yok etmek üzere kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mücrimî gönderilmiş varlıklar. Biz bunlara ne diyoruz? Azap melekleri. Yani melekler. İyi ama mesela günümüzde mütercim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İmanına söz söylemiyoruz. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Efendim, Yahudi dünyasından İslam'a geçmiş bir zat var. Mekke Yolu diye bir kitabı var. Güzelce okuduğumuz Muhammed Esed. Açın bakın şimdi Esed'in mealine. Melaike kelimesini milk kelimesinden bir güç, bir tabiat kuvveti olarak algılıyor. Güç. Yani müşahhas bir varlık değil. Bir güç. Bir tabiat kuvveti. Halbuki burada bu adam, yani bu gelenler bir tabiat kuvveti değil. Bir varlık. Yani
onu tabiat kuvveti diye tanımlayabilmen için bu ayeti görmemen lazım. Bu ayete bakarsan melek kelimesini tabiat kuvveti diye çevirmemen lazım. Tercüme etmemen lazım. Ve bu yüzden ben din dersi öğretmenliği yaptığım için okullarda, bugün hala pek çok okulda melek dediğim zaman şu anda Kur'an'la meşgul olduğunu söyleyen bazı kardeşler elini kaldırıyor. Diyor ki ya o senin anladığın melek öyle melek değil. Nereden çıkardın onu? O melek işte mesela yer çekimi kanunu dediğimiz şey bir melektir, bir milktir, bir güçtür, bir kuvvettir. Maddenin sakılı kanunu, on kanunu, var ya fizik kanunlar, yani işte rüzgarın taşıması kanunu vesaire vesaire. Yani tabiat kuvvetlerini bir melek olarak yorumluyor. Allah ona rahmet eylesin. Ben onun imanına bir şey diyemem. Ama bunun böyle yorumlanması için bu ayetlerin, bu kıssanın Kur'an'da olmaması lazım. Halbuki üç ayrı yerde geçiyor. Üç ayrı yerde geçiyor. Yani bu ayet-i kerimeler üç ayrı yerde geçiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan kardeşlerimiz, başa dönüyorum şimdi az önce söylediğimi, bir daha ifade ediyorum. Geçmişte nasıl Kur'an anlaşılmış? Bir defa bu konuya dikkat edecek. Artı Kur'an, bunu ısrarla söylüyoruz, tekrardır ama olsun. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam mesela akınız sala emrini duyunca ne yapmış? Namazı kılmış. Nasıl kılmış? Bu mühim. Bu ayeti nasıl anladığını oradan anlamamız lazım. Akınız salata namaz kıl emrinin Kur'an-ı Kerim'de bir detayı yok. Namazla ilgili. O yüzden bugün bin bir türlü insan piyasada akıl almaz şeyler söylüyorlar. Akıl almaz şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla burada Kur'an Müslümanlığı deyip başlarsak, bu Müslümanlık senin çizdiğin çizelge, çerçeve doğrultusunda bir Müslümanlıksa, o Müslümanlık Kur'an Müslümanlığı değil. O Müslümanlık senin Müslümanlığın. Detaylarını senin belirlediğin Müslümanlık. O yüzden eğer bir insan Kur'an Müslümanlığına teslim olacaksa Allah Resulü'nü dikkate almalı, Kur'an'ın bütünlüğünü dikkate almalı, hatta Kur'an'ın içindeki edebi sanatları dikkate almalı. Ondan sonra Kur'an'daki gaybi haberlerle ilgili Resulullah'tan bu tarafa söylenenleri dikkate almalı. Sahabe-i kiramın yaşadığı İslam'ı, sahabe-i kiramın yaşadığı İslam'ı dikkate almalı. Dolayısıyla pek çok şeyi dikkate almalı ve o dikkate aldıklarını ciddi bir biçimde, ciddi bir biçimde önünde analiz etmeli, sonra Kur'an'la ilgili şuraya vardım demeli, demesi lazım. Bu tevazudur. Buna tevazu deniyor. İnsanın Kur'an karşısında mütevazi olması lazım. Mütevazi olması lazım. Bu önemli. Bu ciddi manada bizim açımızdan üzerinde durulması gereken bir alan, üzerinde durulması gereken bir boyut. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu faslı kapatırken şu cümleyi bir daha söyleyeyim. Ondan sonra faslı kapatayım. Geçen bir yerde oturuyoruz kardeşimizle. Dert yanıyor. Bunu bir yerde daha söyledim, gene söyleyeceğim. Neden dertleniyor? Dünyada insanların hallerinden, Müslümanlardan, Müslümanın deyip faiz yiyenlerden, namaz kılmayanlardan veya kötülüklerden, zinadan, içkiden, kumardan. Ve bugün gidin günlük kahvehaneler, kıraathaneler, simit sarayları, şurası burası, insanlar oturuyorlar masaların çevresinde. Normal bir halde ve konuşuyorlar. Sürekli
Bazen kendi halleri sebebiyle olumsuzlukları, öldürmeleri, hırsızlıkları, çalmaları, bunları konuşuyorlar. Sonra öfkeleniyorlar. Kendilerinin çalmadığını söylüyorlar. Ve bu minval üzere bir hayat yaşanıyor. Ve biz de bugün hepimizin kendimize göre bir meşgalesi var, meşguliyeti var. Hepimizin bir çalışma alanı var. O çalışma alanımız neyi icat ettiriyorsa o konuyla ilgili her şeyi konuşuyoruz. O kardeşime de dedim ki bir insan kötüyü anlatsa, kötüden nem vursa, hep kötüyle ilgilense, hep kötüyü örneklese, kötü 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 dedikçe kötüden ona bir esinti gelir. O yüzden eskiden bizim cedlerimiz, atalarımız çocuklarımız için iyiyi anlatan, iyi örnekleri anlatan, kediyle dinle ve benzeri gibi hayvanlar aleminden bir takım konuşmalar nakleden kitaplar olduğu gibi, bunun yanı sıra Etbâb-ı Zeheb gibi, böyle altın küpeler gibi nasihatler içeren kitaplar veyahut da efendim tabakat kitapları, iyi insanların hayatları. Eskiler bunları hep okuyorlardı. İyiyi anlatsan, iyiyi örneklesen. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Hiç değilse haftada 2-3-4 konuşmanı birer hadisle yapsan, bir hadis okusan, her birine bu hadisi, ben böyle bir hadis okudum veya bunun ötesinde yanına bir bilen gelmişse, yani mesela basitinden Fatiha suresi de olabilir Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Nas suresinin minel cinneti ve nası da olabilir. Sen namaz kılıyorsun, okuyorsun. Bu nedir? Ne anlama geliyor? Bu konuda ne söylenmiş? Kitaplarda ne var? Elhamdülillah bugün kaynaklara ulaşamamamız diye bir şey söz konusu değil. Gündemimiz, sohbetlerimizin gündemi kötüden yana, kötülükleri anmaktan, kötülükleri reddetmekten, kötülüğe lanet yağdırmaktan yana. Halbuki hepimizin bildiği nedir? Şeytana küfretmektense salavat getirir. Karanlığı reddetmektense bir mum ya. Basit cümleler bunlar, kahveden, Çin'den, maçından alınmış cümleler. Dolayısıyla iyiyi konuşmak adına ne yapıyoruz? Evimizde kaç saat iyi ile ilgili bir programımız var? İş yerimizde kaç saat iyiye yönelik bir programımız var? Tüccarsan Kur'an'ın ticaret ayetleri, öğretmensen Kur'an'ın eğitim ayetleri, tarihçiysen Kur'an'ın tarihsel olaylara bakış ayetleri, efendim ilahiyatçıysan maneviyatla ilgili, kalple ilgili Kur'an'ın ortaya koyduğu yaklaşımlar, yani bizim gündemimiz, arkadaşlar, bizim gündemimiz kitabımız değil. Bütün problem de, sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Ne kadar çok meşgul olunursan, Kur'an kendisini nakzetme, yani yalanlama, yani yok saymak isteyenlere o kadar çok cevabı senin kalbine verir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri insana indirmiş kitabı. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbeküm ayeti bütün insanları ibadete davet ediyor. Dolayısıyla bir de üstelik biz ya eyyühellezine âmenû ile iman edenler zümresi içinde yer alıyoruz. Dolayısıyla bu manada, bu anlamda bizler Kur'an'la meşguliyetimizi artırmalıyız. Ramazan ayında Kur'an'la meşgul olmaktan taşra çıkalım, yani dışarı çıkalım. Yeni bir yol, yeni bir anlayış, yeni bir akit, yeni bir ahit. Bu akşam burada yeni bir akit, yeni bir anlayış, yeni bir ahitle hareket edelim. Buradan dağılır dağılmaz Kur'an'la ilgili bir çalışma önümüze koyalım. Veya Kur'an'ı anlatan hadislerle ilgili bir çalışma. Çünkü biz iman ettik. İman eden insanın teslim olması lazım.
müminin aynı zamanda Müslüman olması lazım. Dolayısıyla biz iman ettik, teslimiyetimizi sergilememiz için neleri nasıl yapmamız gerektiği konusunda bir hassasiyetin içine girmiş olmamız gerekir. Evet. Şimdi biz Tur'dan da gittik galiba 5-6 ayet o zaman. 17. ayet. 17. ayet. Ya eyvallah. Hakkınızı helal edin. Bu akşam böyle girişler kalacağız o zaman demek ki. Bu giriş çünkü biz tekrar geriye dönmemeye çalışalım inşallah. Sadece beraberce isterseniz şöyle tek tek bir miktar ayetlere ve Tur'i söylemiştik daha önce. Bu vav varsa, sonu da esre ise bu kasem vavudur. Yani yemindir. Allah Celle Celaluhu bir şeye yemin ediyor. Yemin. Neden yemin ediyor? Bir, Mekke döneminde insanlar yeminli konuşmaya yatkın idi. Yeminli konuşma, konuşanı daha dikkatli dinliyorlardı. Ama onun da ötesinde bu konuda açıklama yapanlar, Allah Resulü demiyor, şuna şunun için yemin edildi. Oturup üzerinde tefekkür edenler diyorlar ki, bir, yemin edilen varlığın özelliğinden dolayı yemin edilmiş olabilir. Bir, inkar edilen bir şeydir, o inkar edilen şeyin inkar edilmemesi için yemin edilmiş olabilir. Dikkat buraya demek için yemin edilmiş olabilir. Kur'an'ın üslubunda yemin var. Genellikle bu yeminler çeşitli varlıklara, mesela tine, mesela zeytune, bunlar mesela işte incir, zeytin gibi hemen aklımıza geliveren, bu Bangladeş tarafının insanları pek incir bilmezmiş. Afrika'da, Habeşistan'da geçen birisinden bana hak gönderdiler, öyle okudum, belki okuyanlarınız var. Gitmiş Etiyopya tarafına, incir elinde Ramazan ayında oruç açarken yanında insanlar var, birisine vermiş, demiş bu incir. O da demiş Rabbimizin üzerine yemin ettiği incir bu mu? Açmış, bakmış, için. Yani sevgi gördüğünüz için. Sonra onu güzel elden sarmış, demiş ne yapıyorsun? Demiş eve götüreceğim çocuklarıma, bizde hiç kimse Rabbimizin üzerine yemin ettiği inciri görmedi, çocuklarım da görsün. Sonra diyor ben ona böyle bir kutu incircik diyor, hediye ettim, küçücük bir kutu. Diyor dağlar, denizler, ovalar, her şey neyse ona verirse, nasıl sevinirse o kadar çok sevindi. Bugün içimizde ben de dahil, benim için de geçerli, incir ikram edildiğinde sevinçten çılgına dönecek bir, ben kendimi görmüyorum, sizi tenzih ederim. Yani bu, bir de şu, şimdi bu kıssayı dinleyinceye kadar, bakın insan zihni ne kadar böyle kapalı. Bu kıssayı dinleyinceye kadar ben çok incir yedim. Her gün yedim belki. Geçmişte, şu anda şeker hastasıyım, fazla sokulmuyorum. İyi ama, ya bir kere de ya Rabbimin üzerine yemin ettiği bir nimet bu diye böyle bir hatırlamayla bakmak aklıma belki gelmedi. Ne kadar büyük gaflet. Ne kadar büyük perde yani. Ne kadar büyük perde. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal ona yemin etmiş. Burada da Tur. Tur. Buna yemin edilmiş. Tur ne? Tur-u Sina diyoruz biz. Sina dağ. Dağ demek. Bunu geçmişte de sizinle paylaştık. Doğru. Tur'a yemin edilmiş, ilginçtir, dağa yemin edilmiş, arkasından da kitab-ı mestur, satırlar üzerinde yazılı olan kitaba yemin edilmiş, sonra fi rakkin menşur, böyle o kitap neşredilmiş, yazılmış, efendim, ona yemin edilmiş. Şimdi bizim elimizdeki mushaflar için de geçerli olabilir, levh-i mahfuz. O da yazdırılmış bir kitaptır malum. Onu da çoğu alim burayı oraya hamlediyorlar. Sonra arkasından Beyt-i Mamur'a yemin edilmiş. Mekke müşriklerinin de değer verdiği Mamur Beyt, ama bu Mamur Beyt Kabe dışında, Kabe'nin hizasında, Kabe gibi bir merkez, melekler semasında,
ziyaret edilen bir bey, Beyt-i Mamur, ona yemin edilmiş Bahrin Meshur. Yine Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri efendim meşhur, özür dilerim, bunun noktası var. Buhar olan kızdırılmış, kaynamış denizlere yemin etmiş ki kıyamet öncesi olacak şeylerden bu. Ondan sonra da bu yeminlerin üzerinde inna azâbe rabbike levâkâ. Dehşet bir şey aslında. Yani şu cümle bizi ciddi ciddi irkiltmeli. Allah bir cümle kalıbı bu. Bunun üzerinde durduk geçmişti ama bir daha söyleyeyim. İnne azâbe rabbike levâkâ. Yani levaki tekit, inne tekit, isim cümlesi başlarken tekit, kuvvetlendirilmiş, hiç şüphe etmeyiniz, asla ve asla tereddüt etmeyiniz, Rabbinin azabı elbette meydana gelecektir. O kadar net, o kadar berrak, o kadar açık, o kadar yalın bir cümle Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Bu manada biz 17. ayete kadar kardeşlerimizin verdiği, ben özür dilerim, belki defterlerine bakmadım, oradan kaynaklandı. 17. ayet, اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّا geldik. Demek ki orada Bismillah denilecek. Olmazsa bu akşam teberrüken, Tuğ'dan bu ayet-i kerimelerin manasıyla bu akşamı tamamlayalım. Rabbi Zülcelal muttakilere hep vaat etmiş. Takva sahiplerine. Takva sahiplerine kurtuluş da vaat etmiş. Takva sahiplerine. Bugüne kadar defaten bunu dile getirdik. اُلَٰئِكَ عَلَى اُلَنَّ رَبِّهِمْ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Takva sahiplerine. Takva ne? Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine saygı duymak, sevmek, bunun beraberinde onun azabından korkmak, onun mükafatını elde etmek için haramlardan sakınmak. Muttaki. Kur'an muttakilere rehber. Kur'an muttakilere rehber. İman edenlere rehber. Bunu defaten dile getirdi. Ve takva sahiplerine Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri burada her yerde olduğu gibi bir ücret, ahiret ücreti vaat ediyor. Bu bir vaattır. Kur'an-ı Kerim'de eğer vaat edilen şeyler ücretse vaat diyoruz. Eğer vaat edilen şeyler ceza ise ona vaid deniyor. Vaat ve vaid konular içerisinde geçer kelam ilminde. Yani müjdeyle insanlara verilecek olan iyi şeyler, korkutmayla insanların baş başa kalacağı insanlar için ceza alanları. Vaat ve vaid. Biri cennet ve cennetlikler için, biri cehennem ve cehennemlikler için ayrı ayrı açıklamalar. Fî cennetin na'i ve na'imi. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri muttakileri cennetler içindedirler diyor. Muttakiler, muttakiler kesinlikle cennetler içindedirler. Dikkat ederseniz fi cennetin demedi. Buradan varılabilecek sonuçlardan birisi şu. Muttakiler için derece derece cennetler var. Ki var zaten. Cennetul adn, cennetul firdevs mesela gibi. Naim cennetleri gibi, cennetun naim, yani derece derece cennetler var. Artı bir muttaki için birden fazla cennet de hadis-i şeriflerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Mesela şehitle ilgili ifade edilenlerden birisi şehit olur, bir bahçeye girer, efendim benim makamım burası, yok senin daha ileride, bir bahçeye daha, bir bahçeye daha, en son bir eve girer, içi görünen böyle billurdan bir ev,
Yani üç ayrı cennetin içinden geçer. Ve cümle şudur, her bir cennet aklını başından alır. Rabbi Zülcelal sorar. Der ki, nasıl buldun bu girdirildiğin yeri? Bundan güzelini düşünebilir misin? Mümkün değil ya Rabbi. İkinci cennete girince birinci cennetin güzelliklerini unutur. Yani bir insana birden fazla cennetler, özellikle şehitler için zikredilmiş. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu muttakileri hem cennetlerde barındıracak, hem de onlar fi naimin, nimetler içindedirler. Nimet nedir bugün insan için? Mesela sağlık bir nimet mi? Eyvallah. Mesela insanın yiyeceğini, içeceğini hiç böyle zorlanmadan elde etmesi bir nimet mi? Evet. Mesela yediğini, içtiğini vücudundan atarken hiçbir rahatsızlık ve sıkıntı duymaması bir nimet mi? Mesela bir insanın kardeşleriyle buluşmakta mesafeler kendisine ağır gelmemesi bir nimet mi? İşte denizler, göller, balıklar, yani nimetler deyince Allah Celle Celaluhu akıl, nimet, cennettekiler akıllı olacaklar. Yani ne yaptığını, nerede yaşadığını şuur verebilecekler. Nimet olarak dünyada bizim değerlendirdiğimiz ne varsa onların ahirette karşılığı olacak dünyadakilere benzer şeyler. Müteşabih olacak fakat onları tattıkları zaman diyecekler ki bunlar farklı. فَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا. Öncekilerden yediklerine benzetecekler ama yiyince öyle olmadığını görecekler. Mesela bugün biz portakal yiyoruz, vücudumuzdan posasını atıyoruz. Cennette bu yok. Çünkü tenasül uzvu yok. Yani boşalttığım organları yok cennetten. Dolayısıyla nimetler içindedirlerin anlamı hiçbir hastalık, hiçbir dert. Mesela orada insanlar çocuklarının ölümünden dolayı kederli olmayacaklar. Orada insanlar sevdiklerinin ayrılışından dolayı keder. Burada bunu yaşıyoruz. Hepimizin annesi, babası, dedesi, ninesi, hatta ümmet içinde bir aleyhisselam değil mi? Dünyayı terk etti. Orada böyle bir şey yaşanmayacak. Hüzün olmayacak bir defa. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hüzün olmayacak. Dolayısıyla فَاكِه۪ينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Rabbilerinin kendilerine verdiklerini yiyecekler. Meyve cinsinden, yiyecek cinsinden onlarla meşgul olacaklar. Biliyorsunuz Yasin suresinin 4. sayfası da bununla başlıyor. Yani fevakih kelimesi geçiyor orada. Meyveler cinsinden, yiyecekler cinsinden. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hatta bir ayet-i kerime ne arzu ediyorlarsa o verilecek. Teştehi değil mi? Evet, teştehi yani husum. Onların nefisleri neyi iştah ediyorsa, arzu ediyorsa onlara o verilecek. Dolayısıyla ve vakahum rabbuhum. Ayrıca Allah Celle Celaluhu Tekaddes Hazretleri onlara orada ne yapacak? Koruyacak. Neden? Azabel cahim. Cahim cehenneminin azabından koruyacak Allah Celle Celaluhu. Kulu denilecek yiyiniz, veşrabu denilecek içiniz. Dünyada olsaydı ne gelecekti arkadan? Veya tusrifu gelecekti. Değil mi? Kulu veşrabu yiyiniz denilecek, içiniz denilecek. Dünyada olsaydı veya tusrifu gelecekti. İsraf etmeyiniz ama burada heniyen ibaresiyle heniyen yani ne kadar yerseniz yerin yiyin afiyet olsun. Sınır yok. Dünyadaki gibi şeker hastalığı yok, obez yok, efendim doktor problemi yok. Yok. Heniyen. Orada kesinlikle Allah Celle Celaluhu bu ikramını yapacak. Bime kuntum ta'melun. İşte
işlemekte olduğunuz şeyler sebebiyle, yapmakta olduğunuz şeyler sebebiyle Allah Celle Celaluhu bundan afiyet olsun size diyecek. Nedir insanların dünyada yapmakta olduğu şeyler? Onları biliyorsunuz. Resul Aleyhisselatü Vesselam ona tabi olmak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen alimlerin, zahitlerin, velilerin, muttakilerin, adi insanların yolunu takip etmek, bu takip edilen yol bir yaşama biçimi, bir hayat tarzı insanlara verir ve Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bundan sonraki ayette bırakayım. Çünkü Hur'un ayın gelecek, orada söylenecekler var, huriler var mı yok mu tartışıyorlar tabi. Biz bir şey demeyeceğiz, ona da bakacağız inşallah. Muttakiyin ala surur, onlar serirlere yaslanmıştırlar. Yani böyle serir koltuklar, hatta böyle salıncaklı koltuklar, serirlere yaslanmıştırlar. Onlara böyle yaslanmış, dayanmış bir vaziyette. Ondan sonra masfufa, saf 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 hale getirilmiş. Saf kelimesini biliyorsunuz namazdan. Yani bir tane serir değil, pek çok koltuklar. Ve zevvecnâhum bihûrim eyyîm. Hadi gel geldik bir konuya. Zamanın mütercimleri yok diyor. Öyle diyor. Burada da diyor ki onları zevcelendireceğiz bu hur'ayn diye. Bunun üzerinde inşallah haftaya durur. Arkası yarın bir kalsın. İnşallah. Hakkınızı helal edin. Benim biraz aklım başımda değil. O yüzden böyle olmuştur. Çünkü iki hafta önce şöyle bir postu devredip bir operasyon geçirdik. Elhamdülillah ayaklandık. Sizi gördüğümüzde de sevindik. Allah Celle Celaluhu size de bize de hayır versin inşallah. Bakalım şimdi haftaya Hur-i Ayn'i merak edenler gelsinler, onu bir konuşalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah.